Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Derin futboldayız. Evet, Galatasaray, Beşiktaş açıklamaları son derece önemli. Şimdi sevgili Burhancan Terzi kardeşim Sportsel'den. Onun da açıklamaları vardı. Bana attı sağ olsun. Özel bir haber diyor. Beşiktaş-Galatasaray maçında protokolde yaşananlar. Galatasaray teknik personeli Okan Hoca ile iletişime geçerken Beşiktaş yöneticisi Galatasaraylılara doğru hakaret etmeye başlıyor. Galatasaray yöneticisi bu duruma müdahale edip onlar işini yapıyor. Ne bu ayıp diyerek Beşiktaşlı yöneticiyi uyarıyor. Aynı Beşiktaş yöneticisi bir pozisyon sonrası bu şey nokta nokta noktalara çalardın aynısını diye bağırıyor. Galatasaray yöneticisi ise ne biçim konuşuyorsun sen diye karşılık veriyor. Heh. Bir daha söylüyorum. Aynı Beşiktaş yöneticisi bir pozisyon sonrası bu nokta noktalara çağırdın aynısını diye bağırıyor. Galatasaray yöneticisi ise ne biçim konuşuyorsun sen diye karşılık veriyor. Beşiktaş yöneticisi az bile söylemişim cevabını veriyor. Galatasaray yöneticisi bu cevabın ardından, evet orada hakaretler çok fazla, herkesin görmesini de istemiyorum. Galatasaray yöneticisi bu yanıtın ardından haydi fazlasını söyle de görürüz ne olacağını diyor. İkili kafa kafaya gelince protokoldeki diğer isimler araya giriyor. 3. Beşiktaş yöneticisi dışarı doğru çıkarken FETÖ'nün çocukları diye bağırıyor. Galatasaray yöneticisi bizim FETÖ ile işimiz yok, siz kimin çocuğusunuz diye cevap veriyor. Çok karışık. Yani protokolde yaşananlar son derece karışık. Sezgin Gelmez'in birazdan bu Sportsel'in özel haberi. Sevgili seyirciler, Burhancan Terzi yönetimindeki Sportsel'in özel haberi. Sevgili Sezgin abi, Rıza Morova ile konuştu. Galatasaray yöneticisi Sayın Rıza Morova ile konuştu. Hazırsa arkadaşlarından rica edeceğim. Son derece önemli ve yine son derece sert. Bence çok sert. Hele yine bir salıncak meselesi var. Son derece önemli. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile olan diyaloğunu söylemeye çalışıyor sayın yönetici. Galatasaray yönetiminden özel açıklamalar. Beşiktaş maçı bitti ama Sezgin Gelmez soruyor. Beşiktaş maçı bitti ama yankıları hala sürüyor. Maç sonu siz de o tartışmada vardınız. Neler yaşandı diyor Rıza Morova, Galatasaray Kulübü basın sözcüsü. Maç sırasında çok iyi ağırlandık. Maç sonu da büyük bir masaya oturduk ve sohbet ediyorduk. Hasan Arat Beyefendi finansal durumları sordu. Metin Bey Fulya'yı iyi değerlendirmeleri gerektiğini, sadece futbol gelirleriyle borçların sıfırlanamayacağını anlattı Metin Öztürk Bey. Devam. Rıza Morova, Galatasaray Kulübü basın sözcüsü devam ediyor. Hasan Bey onlardaki genel kurulun biraz farklı olduğunu söylerken bir yöneticileri heyecanlı bir şekilde bizim yaptığımız salıncaklı paylaşımı anlattı. Hakaret edilmiş dedi. Hasan Bey de hemen sildirin dedi. Metin Başkan sildiremeyiz. Çünkü bunda bir şey yok. Siz maç boyu Ali Sami Yen'e küfür ettiniz dedi. Hasan Bey de Ali Sami Yen'e edilen küfürlerden dolayı özür diledi. Galatasaray Kulübü bu paylaşımından dolayı özür dilemedi. Ne var orada bir salıncak ve kartal? Fenerbahçe'nin salıncağında değiller mi? Rıza Bey söylüyor bunu. Fenerbahçe'nin salıncağında değiller mi? Bir şirketin iki kulübe sponsor olması etik değil. Aynı ailenin evlatları. Biz Galatasaray Kulübü olarak bugüne kadar efendilik yaptık ve sustuk. Kutuplaşma olmasın, insanlar sokakta kavga etmesin istedik. Ama artık biz de susmayacağız. Özellikle de FETÖ suçlamalarıyla da ilgili olarak kulüp gerekeni yapacak. 62-22'nin mutlaka uygulanmasını istiyoruz. Mensuplar ceza almalı. Sezgin Gelmez. Bu çekişme nereye kadar gidecek? Fenerbahçe yaparsa biz de yapacağız. Benim onlara önerim kendilerine, kendi maçlarına konsantre olmaları. Ali Koç sezon başında fıtratımızda olmayan şeyler yapacağız demişti. Bu sözün ne olduğu her geçen gün daha iyi şekilde ortaya çıkıyor. Fenerbahçe yönetiminde de arkadaşlarım var. Aslında onlar da gidişattan memnun değiller. Buna taraftarlar da dahil ama bu konuda bir şey yapamıyorlar. Sezgin Gelmez. Fenerbahçe Kulübü Süper Kupa maçında yabancı hakem istiyor. Kulübünüz bu konuya sıcak bakıyor mu? Mesela Halil Umut Meler'in Beşiktaş lehine penaltı kararını vermemesi çok konuşuluyor. Sizce Türk hakemi bu kupa maçını yönetebilecek mi? Rıza Morova.
Halil Umut Meler genel olarak baktığımızda iyi maç yönetti. Evet, penaltı kararı vermedi. Ama Cenk'in pozisyonunda devam demesi doğru. Icardi'nin pozisyonunda penaltı vermemesi yanlıştı. Buna rağmen iyiydi diyoruz. Süper Kupa finalini Türk hakem yönetmeli. Zaten bu konuda Okan Hoca son sözü söyledi. Gerekirse iki kulüp bir araya gelir, üç hakem belirler ve bunlardan birinin maçı yönetmesi konusunda anlaşırız. Bu tamamen şahsi görüşümdür. Sezgin Gelmez, Deniz Aytekin adını Fenerbahçe ortaya attı, Rıza Morov'a. Deniz Aytekin'in iyi maç yöneteceği kesin mi? Bir garanti mi var? Mesela bizim Prag maçını yöneten İngiliz hakem için çok iyi diyorlardı ama çok kötü maç yönetti. Elenmemizin sebebi hakemdi demiyorum ama çok kötü yönetti. Çok kötü maç yönetti. Sezgin Gelmez, son olarak Beşiktaş galibiyetiyle önemli bir engel aşılmış oldu. Galatasaray şampiyon oldu diyebilir miyiz? Çok önemli bir engeldi ve çok önemli bir galibiyet aldık. Çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray %90 şampiyon oldu. Biz camia olarak şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Sinan abiciğim. Ne oldu? Fenerbahçe'nin salıncağında değil mi diyor Beşiktaş, diyor Rıza Morov'a. Ne diyeyim Mertem ya? Demek eşek muhabbeti daha güzeldi. Vallahi İsrail'den çıktı bu bana işte. Bana demin geçecek muhabbet daha güzel ya. Hiç olmasa elimledik. Şimdi niye yani? Biz şimdi orada yorum yapacağız. Ortalığı gereceğiz. Yok öyle de. Dün akşam zaten konuştuk ettik falan. Gerek yok abi. Geyik yapalım, gırgır yapalım. Hoca anılar anlatsın. Apo fıkra anlatsın. Şarkı söylesin. Ben anlatayım. Güzel. Ben bunlara yorum falan yapacak halim yok Ertemciğim. Hiç bu yorumluk falan bir durumda yok. Hiç ortalık zaten yani kopmuş gidiyor. İnanılmaz derecede herkes her şeyi söylüyor. Bitmiş gitmiş yani. Sahada futbolcular topu mu oynasınlar? Önce ona bakalım. Biz topu mu bakalım? Bunlara çok fazla artık ben şey yapmak istemiyorum. Bu sayfa kalsın. Bunlarla ilgili yorum da yapmak istemiyorum artık. Bunlardan ben sıkıldım. Devamlı bu açıklamalar. Dün de konuştuk, bugün de şimdi söyledim. Yani Fenerbahçe şimdi yarın açıklayacak. Öteki tekrar başlayacak. Beyler devamlı. Bu açıklamalar 40 yıldır falan devam ediyor. Hocam yani devamlı. 40 yıl, 40 yıl. Hocam ben bundan... Hocam. Bu seneki kadar, son bir ayki kadar sert hiç o zaman olmadı. Aynen. Bu kadar kırıcı olmadı. Bu kadar kırıcı olmadı hocam. Hocam bu kadar kırıcı olmadı. Onun için yani ben bunlara yorum falan yapmak istemiyorum Ertemciğim. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum bu konuda. Bu sayfayı Abdülkerim abi, Galatasaray Kulübü bu paylaşımdan dolayı özür demedi. Ne var orada? Bir salıncak ve kartal. Fenerbahçe'nin salıncağında değiller mi? Bir şirketin iki kulübe sponsor olması etik değil. Aynı aileden evlatları. Ne bu? Ne demek bu? 1970'li yıllarda ben gençtim. Koç Beko Beşiktaş'ın evet, Beşiktaş'a değildi. Eski o Zekeriya abiler, Vedat abiler. Onlar da Beko verdi. O zamandan beri Rami Koç'un Beşiktaş'ı olduğunu herkes bilir ve Beşiktaş'a hep maddi destek yapar, sponsoru olur. Şimdiki Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de sponsor oluyor. Başkanı zaten Ali Koç. Fenerbahçe kulüp başkanı. Hani ne olacaktı mesela Rıza Morova gibi şey mi istiyor? İsminin açıklanmasını istemeyen sponsorlar mı bulsun Beşiktaş'ta Fenerbahçe? He? Bir defa bu lafı Rıza Morova söyledi mi? Beşiktaş zaten Fenerbahçe'nin salıncağında değil mi lafını söyledi mi? Bugün tabii bugün işte söylemiş. Bu son derece çirkin. Beşiktaş 121 yıl önce kurulmuş bir kulüp. Evet. Beşiktaş 121 yıl önce kurulmuş kulüp. En eskisi o zaten. Beşiktaş 1903. Tamam mı? Yok Fenerbahçe'nin salıncağında, hani kucağında diyemiyor da salıncağı da öyle söylüyorlar. Aslında niyet belli bu. İki kulübe de sponsor oluyormuş aynı aile. Ya bir tanesi kulübün başkanı zaten. Yani başka türlü sponsor belki bulamıyorlar. Siz maşallah buluyorsunuz. Hatta isimlerinin açıklanmasını istemeyen sponsorlar. Galatasaray'ın stadının adı ne? Galatasaray'ın stadının adı Rams. Fenerbahçe'nin basketbol takımında... Basketbol takımının ülke formanın sırtında tamam. Yazıyor Rams. Bunun dışında söyleyeceklerine cevap vermek istemem ben zaten. Bana ne? Yani o yönetim kurulu onun cevabını Fenerbahçeli yöneticiler versin. Ama yani Beşiktaş'a bu sponsorluk sanki yeni olmuş gibi, Fenerbahçe Ali Koç döneminde başlamış gibi bir hava yaratıyorlar. Ya Ali Koç daha bebekken Beşiktaş'ın sponsoruydu. Rahmi Bey. Şimdi buradan insanları vurarak onun salıncağında falan filan. Ben şunu anlamıyorum yani. Taraftarlar garip şeyler yapıyorlar. İşte artık iş birbirlerinin
değerlerine sövecek kadar işte kulüp başkanına, Ali Samiyen Bey'e, rahmetli merhuma küfürlere kadar, öbür taraftan Süleyman Sebe'ye hakaret etmeler falan. Hadi bunları taraftarlar yapıyor. Lanet olsun, yapmamalı lazım ama kulüpler de taraftarlarını memnun etmek için taraftar gibi açıklamalar yapıyorlar. Ben futbolda birbirini kızdırmanın hoş olduğunu söylerim. Değil mi Rasim? Her zaman. Aynen. Ama bunun bir üst durumu var. Neydi mesela? İşte Fener'e ağlama dersin. Efendim bir Kanarya resmi koyarsın. Kartal onu parçalarken. Fener yenerse tüyleri dökülmüş, yeleleri dökülmüş bir aslan koyarsın. Bunları anlarım. Terazi lastik, cilastik. Bunları anlarım. Böyle tatlı atışmalar olsun. Ama kulüp resmi hesapları böyle onun kucağında, yok onun salıncağında falan ya, bunlar 120 yıllık kulüpler. Yani artık kulüp yönetimleri amigo gibi oldular. Yani amigoların yapmayacağı şeyleri kendi özel sitelerinden açıklıyorlar. Yani bu artık olacak bir şey değil ya. Vallahi billahi olacak bir şey değil. Eskiden de sert açıklamalar olurdu ama böyle birbirlerinin geçmiş, ben mesela hiç hatırlamam benim dönemimde Galatasaray'ın başkanına ya da Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisine, kurucularından birilerine laflar maflar, böyle şeyler olmazdı yani. Evet. Ya, tuhaf tuhaf şeyler oluyor artık. Bu sosyal medyadan dolayı mı artık kulüplerde bir paylaşım yapayım, hoppa ortalık yıkılsın falan diye herhalde uçlarına gidiyor. Ya bir durun be kardeşim. Bırak, zaten taraftarlar gerekeni yapıyorlar, hem de kusura bakmasınlar hadler aşılıyor. Yani öyle küfürler ki insan, yani o takımın taraftarı olman şart değil. Hoppala kardeşim diyorsun. Yıllar önce ölmüş insanlara küfürler, hakaretler. Bu olacak şey değil. Ama siz bu taraftara yol açacak, taraftardan daha fanatik paylaşımlar yapmaya başladınız. Normal şey, kulübün Twitter hesaplarından falan filan. Ya bir yerde durun artık ya. Durun. Hadi hakemlere laf söylüyorsunuz. Federasyona laf söylüyorsunuz. Algı oluşturup avantaj elde etmek için. Onu anladık. Peki niye birbirlerinizin değerlerine küfürler, hakaretlerle ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz? Geçmişiyle ilgili, mazisiyle ilgili. Kim ya Beşiktaş? 121 yıl söylemesi bile zor bak. Önce kurulmuş bir camia. Cumhuriyetten büyük. Nasıl yani? Yok onun kucağında, onun şeyine bindi falan filan. Ayıp, ayıp. Yıllar önce de başka şeyler olmuştur. Galatasaray Beşiktaş... İyi beraberliği olmuştur. Fenerbahçe'ye karşı o sene cephe alınmıştır. Anladın mı? Ben mesela hatırlıyorum Galatasaray'la eski bir yöneticinin laflarını. Lig bizim, kupa sizin diye başkanların. Hatırlıyor Adnan musun? Adnan Polat, Yıldırım Demirören. Hatırlıyorsun değil mi? Lig bizim, kupa sizin. Hakikaten de öyle oldu. Ne olacak şimdi yani? Ne olacak? Kim kimin o zaman kayına binmişti? Salıncağına binmişti? Galatasaray mı Beşiktaş'ın salıncağındaydı? Ben hatırlıyorum, bir kere de Özer Saraçoğlu beyefendi Olimpiyat Sarı'nda Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra mı, Galatasaray Beşiktaş mı, iki büyük var, o da Galatasaray ve Fenerbahçe demişti. Yani nedir şimdi, bunları nasıl izah edeceğiz? O dönemler kim kimin, o zamanlar kim kimin salıncağındaydı? Güzel güzel anlaşıyordunuz. Lig bizim, kupa sizin, aman falan. Ne oldu, kim kimin salıncağındaydı? Öyle bir salıncak olmaz kardeşim. Öyle bir laf olmaz yani. Böyle şey olur mu yani? Şimdi Beşiktaş takımı 3-5 hafta sonra, 10-7 hafta ne zamansa İnönü'ye şeye gelecek, Fener statına, çatır çatır maç olacak, göreceksin. Tabii canım, tabii. Hani öyle şey olur mu? Salıncağında bu zaten ne demek? Zaten öyle olmak zorunda. Bu açıklamalar şey şu, olur, işte bunlar ikisi birleşti, bize karşı olacak. Beşiktaş da buradan şimdi gaz alsın, Fener maçında falan. Zaten öyle olur, merak etmeyin. Öyle olur, bunlar büyük kulüpler. Öyle birbirlerine, dur ben onunla olayım, öbürünü çelmeliyim, öbürüne yatayım. Böyle şey olmaz kardeşim. Böyle saçma sapan şeyler olmaz yani. Yıllarca biz Beşiktaş Galatasaray şampiyonluğa çekişirdi. Bizim tabii iddialı olmadığımız dönemler 86'lar, 87'ler. Biz mesela Galatasaray'ı yenerdik. Beşiktaş o zaman Sinan'ın zamanı. Tabii. Bizi yenerdi. Beşiktaş çok güçlü bir kadroydu. Şimdi o zaman şey mi oluyor? Biz Beşiktaş'ın şeyine mi bilmiş oluyoruz? Sen bir kere söyledin. Bunlar saçma. Açıklamayı bir daha bir alabilir miyim? Sen bir kere eskiden de Beşiktaş Fenerbahçe maçı epey önemliydi. Tabii ki. Eskiden. Ama aynen öyle. Kan gövdeyi götürürdü. Bu dönem gibi. Böyle saçmalık olur mu ya? Başkanların, yöneticilerin bu dönemler gibi fanatik olduğu. Tabii doğru. Fanatik olduğu. Kırıcı, onur kırıcı, bu camiaları rencide edici. Bir de terörist olmak istiyor. Rencide edici. Hiçbir zaman böyle demeçler falan yaşanmadı. Onun için bunlara yorum bile dün akşam zaten yaptık, yapacağımızı söyledik. Bunlara bu akşam falan yorum falan yapmayalım. Bunlara da ayrıca da prim falan da vermeyelim.
mümkünse bunları göstermeyelim Ertem. Bak inan diyorum sana. Bu iyi yere gitmiyor bu iş. Bak inan bu iş iyi yere gitmiyor. Bak göreceksiniz. Yani birbirini... Arkadaş bak şimdi bugün Arda'yı gördüm. Hangi Arda? Arda Turan hocam. Uğur Demirok'un mahvoldu. Gözünün retinası yırtılmış. Hayır hocam çocuk deme 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 öyle ya. Çocuğa maçta taç atılıyor ya. O ortamda sen orada maçta orada ya. Oynanıyor ve oynanıyor maç. Bir hakem Allah 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 bir hakem. İnanılır gibi değil bir hakem. Ya böyle bir şey olabilir. Bir de kaleci Berke de rahatsızlanmış bağırsağından biliyor musun? Allah Allah. Evet. Niye? Bir şey olsun Berke üzerine. Hocam bağırsağında çocuğun bir şey olmuş ya. Ne olmuş? Bir kanama olmuş bağırsağında. Değerleri falan düşmüş. Anladık onu da ya. Futbolla alakası yok bunun. Değil futbol. Ha, kendi kendine. Evet. İki tane yani. Ama şimdi o çocuk Uğur aslan gibi olan Uğur Demirok. Abi gözüne ya maçta şey atıyorsun ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bak daha diyorum sana bir gün birisi sahaya atlayacak bir şey yapacak. Enteresan işler olacak. Onun için bunlara müsaade etmeyelim. Bu kulüp başkanları da artık dursunlar. Bu yöneticiler falan da artık bıraksınlar bu camiye yalakalıklarını. Mesela ben şunu söylüyorum. Kulüp of. Başkanları bir dakika. Kulüp başkanı hiç utanıyorlar mesela torunlarından. Hocam bu camiye yalakalıklarını evet. Taraftara yalanmak için bunları yapmayalım. Bak şimdi şu Uğur gel bir daha oraya. Şu Uğur Demirok. Yazık günah çocuğa ya. Ambulansla oradan. Aslan gibi de çocuk ya. Ailesi ne olacak bilmem ne. Var mı gözünde çocuğun bir şey? Hocam, hocam nasıl retina... yırtılmış hocam? Ameliyat mı olacak? Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Çok geçmiş olsun Uğurcuğum. Çok geçmiş olsun. Evladım geçmiş olsun çocuğum. Berke'ye de çok geçmiş olsun. Berke'ye de çok geçmiş olsun. Ama Berke sağda değil. Özel bir durumda. Yok hocam. Berke özel evlattır. Kendiliğinden değerleri bağırsan da inşallah işte İstanbul'a getirecek Arda da onu. Ama bu işleri bıraksınlar ya taraftara yaranmak için. Bir dakika Berke orada mı? Bodrum'da mı şu anda? Bodrum'da kalmış hocam arkadaşları. Kazandı. Sonra yani. İki gün orada. Çocuk ondan sonra orada bir değerleri düşmüş falan filan. Barşak. Hemen yoğun bak. Evet. Çok Allah yardımcısı olsun. Ama yani bu böyle gitmez ki ya. Bu taraftarlara yaranmak için ben şöyleyim ben böyle. Ya sonuçta bir şampiyon olacaksın. Bir kişi oluyor zaten. Bir tane takım oluyor oldun. Yani bu kadar değil ki ya bu kadar kırıcılık. Gidiyorlar orada oturuyorlar. Hep beraber maç seyrediyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra birbirlerine ağır ağır eleştiriyorlar ya. Ben bu kulüp başkanları da bundan sonra yöneticiye falan da gelen yöneticiye ağırlamayın kardeşim. Aynen öyle. İlgilenmeyin yani. Yalandan dostluk falan da yapmayın. Kulüpler Birliği'nde laf edin ayrıca. Hiçbir bu kulüpler Birliği'nde laf edin. Tabii. Bak ben sana söyleyeyim bu kulüpler Birliği'nde laf edin. Sahte dostlukları falan bırakın orada sahte muhabbetleri ya. Hepsi sahte. Vallahi billahi sahte muhabbet ya. Her şey orada sahte muhabbet var orada. Tabii, tamam. Onun için yazık günah tamam, ya. Tamam, al şimdi hafı gör. Beşiktaş'ta Fener dostmuş. Ne dostu be? Gör bakalım Fenerbahçe Beşiktaş maçında olacak orada. Belki de Beşiktaş yenecek Fenerbahçe'yi. Ya geçen sene bizim şampiyonluğumuzun geçen sene Fenerbahçe'nin olası şampiyonluğu 10 kişilik Beşiktaş'tan 4-2 yenilme Kadıköy'deki maçtır sebebi. Yani, takım duman oldu o gün. Burada 10 kişiyle Fenerbahçe'ydi mi? Nasıl salınacak oluyor? Dörtlük yaptı. Burada ya yok saçma sapan şey kim ya, kim yani salınacağı ya. Şimdi ben iddia ediyorum Beşiktaşlı genç çoğunlukla yaş ortalaması genç Beşiktaş taraftarına sor. Kur'an çapsın en çok Fenerbahçe'yi yenmek isterler. Bu Hasan Arat'tan dolayı. Sevgili anladın mı? Fenerbahçe'yi yenmek isterler. Hasan Arat'ın Ali Koç ve Rami Bey'le olan dostluklarından dolayı kaynaklanan bir şey bu. Tabii hayır yani. Abicim Hasan Arat'ın onlarla değil. Hasan Arat'ın dünyadaki bütün üst düzey iş adamlarının hepsinin danışmanlık yaptıkları için şirketinin hepsiyle dostluğu var. Hüsnü Özdeğin'le de dostluğu var. Aklına kim tabii. Geliyorsa hangi Türkiye'nin en büyük bilmem ne bilmiyorum holdinglerin hemen hemen hepsinin var dostlukları var. Yapmayın. Bu işleri bu kadar bir hafif almayın ya. Yani onun için. Ya yani, abi taraftarlar söyler böyle şeyler ya. Aynen. Taraftarlar söyler böyle bir şeyler. Camiler, kulüp başkanları bir kulüp başkanının bu kadar yani bir kulübü bu kadar rencide edemez. Biraz yani bir dostluk var. Ezeli ebedi bir dostluk var ya. Bunu biraz bu kadar böyle yani bel altı falan da vurulmaz. Yapmayın ya. Biraz aklınız var. Allah'tan ki futbolcular falan filan fazla uymuyorlar. Uymayın siz futbolcular. Bak vallahi uymayın bunlara. Bu sizin yöneticilerinize bu gazlarına falan gelmeyin. Çıkın topunuzda oynayın adam gibi. Futbolcular da bazen alet oluyorlar olmasınlar. Olmasınlar yani. Hayır böyle garip olmayın. Garip paylaşımlar yapmalar. Olmayın. Garip paylaşımları beğenmeler falan. Bu şimdi sosyal medya böyle bir şey oldu. Bu teknik direktörler. Bizim bak Sinan. Şimdi Sinan. Bak bizim görüyor musun şeyi? Bizim İsmail Kartal'ı öyle diyor böyle diyor. Hiç dördün bir ağır hakeme bilmem ne. Hayır İsmail Kartal beyefendi gibi davranıyor. Beyefendi gibi. Hiçbir şey abi bak isyanı bile hocam, beyefendi ve samimi. Hocam bak Sinan bilir. Örnek şimdi Sinan olsunlar. Futbolculuk dönemi benim futbolculuk dönemimiz. Aynı dönemler. Mesela Sinan Engin o zaman sosyal medya yok ama
Biz gazeteye, masteye, bak gazeteye falan mesela rakip takımın aleyhinde demeç veremezdik. O Süleyman Seba mesela bunları öldürürdü. Yani anladın mı? Olmaz öyle şey. Ben o zaman bizde Semih Bayülken vardı. Semih Baba. Doğru. Bana Fener'e ilk geldiğimde bana söylediği şey şuydu. Gazeteye, masteye konuştuğun an sakın Galatasaray'ın aleyhine, Beşiktaş aleyhine demeç verme. Verme. O iş bizim işimiz. Biz yöneticiler kendi aramızda hallederiz. Siz sahaya bakacaksınız derdi. Şimdi futbolcular garip garip paylaşım yapıyorlar karşı rakibi zencide edeceği. Sonra birbirlerini efendime söyleyeyim onun kötü tabii, bir tabii, paylaşımını tabii, yok tabii. Beğeniyor, RT ediyor. Futbolcular da bu işe giriyorlar. Yapmayın kardeşim. Herkes sahaya bakın ya. Herkes taraftara şirin görünmek istiyor. Yapmayın. Futbolunuzla şirin görünün. Futbolunuzla yapın bunları. Bakın futbolunuzla bir yere gelin. Taraftara böyle yalakalık falan yaptığı zaman futbolcu bilmem nesi yine taraftara gidersin. Aslında şunu demek lazım kulüp başkanlarına. Buyur hocam. Ete para vermeyin. Yiyin birbirinizi. Yani hocam bunlar güzel hocam, şeyler. Hocam büyük ekşiye sesleniriz. Hakikaten sana söyleyeyim. Gürgür yapalım edelim. Bu sert açıklamaları evet, hocam falan. Hocam Mehmet büyük ekşiye seslensin. Bu sert açıklamaları bilmem ne açıklamaları falan. Hakikaten sana vermeyelim. Bana da bunu altıcı. Vallahi vermeyelim abi. Ya. Yeter ya. Vermeyelim ortalığı ya. Fake. Lan bir dakika. Hocam büyük ekşi. Siz ne diyorsunuz? Neyin peşindesin? Büyük ekşi hocam. Hocam sen demin neden bu? Mayın dedin mayın. Onlara mayın ekşi, mayın ekşi. Abi bir anın yok mu hocam? Beyler, Türk futbolu fevkalade iyi. 40 yıldır böyle işler oluyor. Türkiye'deki en büyük problem. Heyecanlı olmamız. Doğru hocam. Herkes bakacak dalgasına bundan sonra. Tamam. Herkes bakacak kendi dalgasına. Kulüp başkanına tekrar söylüyorum. Ete para vermeyin, yiyin birbirinizi. Ya... Ne yorum yapabiliyoruz sosyal medyada, ne televizyonda bir şey söyleyebiliyoruz. Bir gün Galatasaray'da diyorlar, bir gün Fenerbahçe'de, bir gün Beşiktaş'ta. İlk defa, hocam, senden duydum. Abdülkerim abi, Rasim Sinan abi, dün değil evvelsi gün Galatasaray'da Beşiktaş futbolcuların kıyaslamasını yaptım. En iyisi hangisi olur diye. Ben diyorum ki, Necip Nelson'dan daha iyi olur bu maçta diyebilir miyim? Muçi bu maçta Mertens'ten daha iyi olabilir. Diyemez. Demeyeceksin. Ortalık yıkıldı. Bugün de dedim ki ben Beşiktaşlı futbolcuları eleştiriyorum. O zaman değiştiriyorum. Ertem. 11'inde Galatasaray dedim. Bu sefer Beşiktaşlılar. Sen Beşiktaşlı değilsin. Tamam işte Ertem, artık. Ben stadın önlerinde yattım ya. Beşiktaş'ın stadın önünde yattım ya. Ertem ben dün telefona bakarken siz pozisyon koydunuz Icardi. Evet. Görmedim çizginizde. Evet. Aa bu dışarıda dedim. Senin rengine bak pozisyon dışarıda dedi falan filan. Sorup da dedim ya. Ha bu pozisyon mu diye. Ya hocam hayır. Yani herkes bir şey herkes bekliyor. Herkes bir şey bekliyor. Nasıl şey yapar? Yani bırakın bu kötülüğü. Bir dakika bunları kafanıza falan takıyor musun? Takar mıyım hocam? Hocam bu kötü. Kötü bu ruhu bıraksınlar. Gideceğim kötü diyor. Gideceğim hocam. Beyler, takıyor. Sosyal Allah'tan Z kuşağı. Uymayın bak bunlara siz Z kuşağı. Çünkü Z kuşağı akıllı. Siz Z kuşağı gençler bunlara uymayın. Bu kötü ruh olmayın siz. İyi insan olun. Bak vallahi iyi insan ol. Evlat. Z kuşağının iyi olma şansı yok. Niye? Spor yapmıyorlar. Yapıyorlar. Kötü alışkanlıkları obezler, var. Obezler. Kötü alışkanlıkları hocam, var. Alkol ve sigara. Ve bilgisayar başında her türlü okkabazlık var. Bizim gençliğimiz öyle miydi be? Anladın hocam. 15 yaşındayken günde 20 kilometre koşardık. Denize girerdik. Gece karnımız acıkınca evde yemek yok. Sandalı çeker midye kopartıp kayalarda onu yerdik. Hocam Allah. Sigara yok, yani. Alkol yok, internet yok, cep telefonu yok. Bir tane siyah beyaz TRT var. Yatakhanede kaç kişi? Ne zaman? 70'li yıllar. 70 hocam yatakhanede kaç kişi kalırdınız? 100 kişi. Fakülteye kaydır yaptırıldığın gün ihtimal oldu. Doğru anladın mu? Musun? 11 Eylül günü. kaydımı yaptırdım. Eyvah Allah dedi nasıl okuyacağım dedi bu ortamda dedi. Akşam eve geldim yattım. Sabah 5'te rahmetli babam uyandı. Kalk oğlum dedi. İhtilal oldu dedi. Sen şok. Bak darbe değil. İhtilal diyor. Öldü öldü dedi. Doğru literatür oydu. Baba ihtilal ne dedi? Bir açtım. Kenan Paşa. Aman da şahlanıyor adam. Ne oluyor dedi? İhtilal ne? Verin onu arkadaşlar. Bir dakika. Bir tane şey çıktı. Allah. Yok yapmayın be abi o günleri hatırlatmayın. Bir tane böyle 4 tane şey rütbeli. Hayır askere saygım var da. Onda bir şey yok. Bu işe saygım yok. Genel olarak aşka çok arkadaşım. 4 tane yaşlı bu adam ya. El koyduk. NATO'ya bağlıyız, Sento'ya bağlıyız. Yurt dışı ne oluyor dedim be. Yurt dışı işler yasaklandı. Tabii. Demirel Hamza koy ya. Ecevit Hamza koy ya. Alayını götürdüler. Biz buraya nereden geldik bu işi bileyim diye. Açıklamalarda. Sen de hatırlıyor musun? Sevgili seyirciler bir geçelim ben. Şöyle. Saatler tam 1.07'yi gösteriyor ve her zamanki klasiğimiz ekrana geliyor. Fenerbahçe'mizi Union Saint-Gilloise karşısında yürekten başarılar. Yani çok ukalalık yapmayayım ama Saint-Gilloise'in geçen hafta 3 maçını izledim.
Aynen. Çok iyi takım. Kulüp dönüş karşılaşmasını bakın öyle sokaktan dışarıdan göründüğü gibi değil. İnanın bana şampiyonluğun Aston Villa ile beraber en güçlü 3 favorisi Fenerbahçe San Julius'i geçerse şampiyon olur. Konferansta onu söyleyeyim size. Çok güçlü Sinan abicim. Anderlecht'in stadında oynuyor. Lotto Arena'da Anderlecht'in stadında. Hayır çift maç eliminasyon. Evet, tek maç mı? San Julius. Hani karşılıklı mı dedim yani? Evet eliminasyon yani çift maç. Bir de bir maçta mı oluyor çift yani? Çift maç mı diyor hocam? Çift maç mı tek maç? Çift. Çift. Kardeş dalga mı geçiyorsun? Avrupa kupalarında ne zaman tek maç var ya? Ya hocam atlama dur bir dakika anladım. Ya. Evet. Hocam göz kırpıyor bana ya. Evet. Hocam dur Allah aşkına. San Fenerbahçe'ler. Eler ne demek? İnşallah. Ya, bu maçı yani ben ikisini birden söylemeyeyim. San Julius Fenerbahçe. Fenerbahçe bu şu maçta en kötü berabere çıkar. Kazanabilir de. Rasim San Julius Fenerbahçe. San Julius'i favori gösteriyor. Ben de Fenerbahçe. Ama çok güçlüler Sinan abicim. Fark etmez ya. Ama bana göre böyle 2-2 gibi bir skor bekliyorum ben de. Fenerbahçe bir şeyler yapacaktır. Ahmet hocam. San Julius yenilmez. Muhtemelen de yener. Abdülkerim abicim. Ben 1-1 ya da Fenerbahçe'nin 1-2 kazanacağını düşünüyorum ama tek şartım var. İsmail Kartal ne yapacak? Norşelen maçındaki. İsmail Kartal ne yapacak? Yok ben Pendik maçını, lig maçım var 3 gün sonra. Evet. Dur 3-4 tane 5 tane rotasyon yapayım falan Norbert derse. Norbert var gel. Anladın mı? Bak Norşelen mesela başı maçı. Anladın mı? Öyle 7-8 kişiyi oturtursun. Yapacağını zannetmiyorum ben. En güçlü kadro. Fenerbahçe en ideal kadrosuyla çıkmalı. Aynı kadroyla da Pendik maçını oynamalı. 3 günde bir ölmez futbolcu. Eğer öyle çıkarsa ben Fenerbahçe'nin bu zorlu deplasmandan yenilmeden döneceğini düşünüyorum. Ben ama öyle 3 kişiyi oturtayım, hafta sonu lig maçım var falan filan saçmalığına girerse... Bir şey söyleyeyim mi? Allah korusun, hiç beklemediği şey yaşadı. Bir şey söyleyeyim mi? Burada hocanın tutumu önemli. Bu maç Fenerbahçe için o kadar zor olmayabilir ama İstanbul zor olabilir. Çünkü deplasmanda çok tehlikeliler. Doğru. Acayip kontrole çıkıyorlar. Ama Fenerbahçe bunları içeride içeride de mesela şöyle söyleyeyim. İçeride de Liverpool'u bu sene Liverpool'u yendiler. Frankfurt'u da eledi. Liverpool'u yendiler. Frankfurt'u eleyen takım. Fenerbahçe yiyebilir. Hocam Liverpool'u yendiler ya bunlar. Hocam bu futbol mu göreceğiz. Belli olmaz. Ya Belçika Pro Lig'den son 2 senenin yıldız takımı. Sevgili seyirciler ya. Defans yaparken üçlü savunma, hücumda beşli savunma. Kontra ataklarda Puertas ineni önemli, nereden çok önemli Puertas. Nereden biliyorsun? Üçlü savunma şey, hocası mısın? Belirtmiş hocam. İki de sağladın. Bir kere seyretmeyi üçlü savunma. Açılmaz mı hocam? Belçika'da ben Ertem Belçika'da. Belçika Pro Lig hocam. Belçika Pro Lig. Helal olsun Erto. Yürü Erto. Yürü Erto yürü. Puertas çok önemli. Serbest vuruşlara dikkat. Ceza sahası ön çizgisine dikkat. Duran top vermemek lazım. Kornerden bu hafta gol attılar. Kulüp Brugge 2-1 ve 2-0'lık skorlarla elediler. İlk defa Belçika Ligi'nde yıllar sonra ilk defa finale çıktılar. Ligde lider açık ara hem de. Ben onun için bu maça yorum yapmıyorum. Playoff'ta. Ben yorum yapmıyorum bu maça. Peki. Yapamıyorum. Evet. Fenerbahçe'me yürekten başarılar diliyorum. Geçelim. Sen de mi Fenerbahçe'nin salıncağına bindin? Fenerbahçe'me dedin ya. Şimdi öyle derler. Fenerbahçe'me dedin. Sen de mi Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'm. Yürekten Fenerbahçe'm hem de. İşte diyorum ya. Sen de şimdi Fenerbahçe'nin salıncağına binmiş olursun. Öyle deme. Fenerbahçe'ye de. Fenerbahçe'me deme. Rahatsız olur insanlar. Galatasaray Çaykur Rizespor Abdülkerim abi. Galatasaray kazanır. Ahmet hocam. Rize Spor kaybetmez. Yuh. Rize Spor kaybetmez. Evet. Rize çok iyi takım. Maç cuma akşamı oynanıyor. Olabilir. Ben Rize'yi Galatasaray beğeniyorum. Galatasaray kazanır abi. Hiç tartışmasız. Rasim. Hiç tartışmasız Galatasaray galip. Goda Cengiz'im. Goda Cengiz eski Göztepe'li. Ateş abi yazmış. Goda Cengiz'i de. Goda Cengiz'i de hatırlayalım. Goda Cengiz. Çok i̇şte selamlar. Göztepe'nin sembollerinden biri. Eski herhalde. Bizim devrimiz Ateş uzak. Ateş abi bilmiyorum Ateş ha? Abi. Sinan abicim. Galatasaray Çaykur Rize Spor babacığım. Galatasaray kazanır. Geldik Trabzonspor Fatih Karagümrük. Galatasaray Rize maçını Galatasaray kazanamaz beyler. Kazanır hocam yapma. Hocam ya. Bir sene en az 10 tane Galatasaray'ın iç saha maçına kazanamaz dedin. Galatasaray iç sahada hiç bilmedi. Galatasaray iç sahada berabere dahi kalmadı. Herkesi yendi. İşte bugün ilk defa kaldı. Fener takıldı, Fener takıldı. Trabzon Karagümrük. Hoca Trabzon Fatih Karagümrük. İşte bu sakat maç. Karagümrük kazanır. Bu sakat maç. Bugün Trabzonspor çok şanssız goller yedi. Ben Trabzonspor kazanır diyorum. Geçen hafta Alanyaspor Trabzonspor maçı için demiştim ki evet. Alanyaspor kazanır. Dedi, üzüldü doğru. Benim dostlarım ama doğru.
Doğru çıktı. Trabzon kazanır diyorum Ertem'cim. Rasim'cim Trabzon Karagümrük. Ben beraberlik diyorum. Trabzon Karagümrük'ten beraberlik bekliyorum. Budi Cengiz Karşıyakalı'ymış. Karşıyakalı. Karşıyakalı'ymış. Evet. Ateş abi öyle dedi. Karşıyakalı. Karagümrük'te de oynadı Budi Cengiz. Karşıyakalı'ymış. Abdülkerim abi. Şey, Karşıyakalı. Trabzon Karagümrük. Asıl Karşıyakalı doğru. Fatih Karagümrük. Trabzonspor Karagümrük. Bugün de Adana Demirspor'a da yenildik. Mutlak puan alması lazım Karagümrük'ün. Trabzon'da ağır yenilgi aldı. Beraberlik değil. Beraberlik. Karagümrük yenilmez. Muhtemelen de kazanır. Ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Yani iki maç üst üste yenilmez. Bugün Karagümrük kaybetti. Kötü oldu Adana'mız. Fenerbahçe Pendik Spor Ahmet Hocam. Fenerbahçe kazanır. Abdülkerim abi. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Gerçekçi olmak. Sinan abicim Fenerbahçe Pendik Spor. Fenerbahçe kazanır. Ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Perşembe günü maç yapıyor. Pazar günü Fenerbahçe Pendik'le oynuyor. Gaziantep Beşiktaş maçı niye pazartesi oynanıyor? Manasız. Perşembe günü San Julius'tan buraya gelecekler. Ama belki haftaya da yine bir rövanşı var mı? Var. Ne rövanşı? Perşembe var. Perşembe rövanşı var ya Ertem'im. Tamam bu da. Bu maç 23'te yani, Perşembe rövanşı. Dinlenmeden maça çıkıyor Fenerbahçe. Galatasaray dün maç yaptı, adamlar niye cuma günü maç yapıyor? Niye mesela haftaya pazartesi Galatasaray oyunu oynamıyor? Ya da pazar. Ne bileyim. Perşembe maçı. Buyurun işte. Gaziantep. Ben Fenerbahçe Pendik Spor maçında Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bravo. Gaziantep Beşiktaş. Banko Gaziantep. İki farklı falan kazanır. Abdülkerim abiciğim. Gaziantep yenilmez. Ya berabere biter ya da evet. Yani Beşiktaş kazanamaz diyorum. Rasim'cim. Gaziantep Beşiktaş beraberlik. Sinan abiciğim. Beşiktaş kazanır. Ben de Beşiktaş'ın kazanacağını hem de farklı kazanacağını düşünüyorum. Antep'te. Evet. Farklı kazanacağını. Antep'i düşürüyorsun yani. Antep bugün de mağlup. Çok üzülüyorum. Gaziantep'i çok seviyorum. Pendik'e çok şaşırıyorum. Bilmiyorum bu kadar güzel kadro. Sizleri çok seviyoruz. Berat'cığım doğum günün kutlu olsun. İyi geceler.